FC 24'te bugün kanalın demirbaşı serbest revio yapacağız. Takımı siz seçtiniz. Bir önceki yamayı kullandığım bölümde en fazla beğeni gelen yorum da Amasya Spor. O yüzden bugün Amasya Spor'dayız ve size yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu yamada görmek istediğiniz takımı hem yorum olarak yazabilirsiniz hem de arkadaşlarınızın yorumunu daha sonrasında beğenebilirsiniz ki o yorumlar üste çıksın. Bu arada Karabağ yorumlarını da görüyorum. Azerbaycan Ligi aslında oyunda var. Ama şöyle temel bir sıkıntı var. Çünkü Yama hala test aşamasında. Azerbaycan liginin şampiyonu Avrupa'ya gidemiyor. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirim. Yine yorumlara yazabilirsiniz. Karabağ'ı alıp Türkiye ligine eklerim. Türkiye liginden Avrupa'ya gitmeye çalışırız. En azından bu şekilde geçiştirmiş oluruz. Orada 10 tane takım var. O kısmı da merak edenler için şu an takımları gösteriyorum. Ben bir deneme yaptım Off Record'da ama hiçbir şekilde takım Avrupa'ya gitmedi. O yüzden kayıt almam çok zor. Yani mantıksız olur. Bununla birlikte sizlerden bu video için tam tamına 3000 beğeni bekliyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olarak bu ve bunun gibi videoları takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Amasya'da kadro görüntüde ilk sezon serbestli Türk futbolcu varsa transfer edebiliriz. Ama yoksa transfer yapamayacağız. Çünkü bulunduğumuz lig konumuyla sadece Türk futbolcularla oynayabiliyoruz. TFF 3. ligdeyiz. Burada grup 2'deyiz. Burada da hedefimiz birincilik. Açıkçası playoff oynamak istemiyorum. Doğrudan TFF2'ye gitmemiz lazım. Sezonu açarken 1 milyon euro bütçe verilmiş. Amasya Spor'a 24 bin haftalık bütçe var. Zaten bunun önemli bir kısmı biz antrenör getirirken bitecek. Amasya'da ilk hedef kontra atak. Ona göre antrenör getireceğiz. Sonrasında da değiştirme ihtimalim o kadar yüksek ki. 5 antrenör getirebiliyoruz. En iyilerini getirip yola devam edeceğiz. Hatta 4 antrenörden sonra bütçe bitti. Bütçe filan kalmadı takımda. En yetenekli oyuncumuz 65 overallıyla Talha Mayhos. Mayhos değildir Mayhoş'tur o bence. Peki ya en değerli futbolcu Burhan Tuncay 475 bin euro değeri var. 60 overallı oynuyor. Kaleciler bu arada çok yeteneksiz. Yani bizim bir şekilde kaleci bulmamız gerekiyor. Umarım serbestte de Türk oyuncu vardır. Hem de kaleci. Yoksa ilk sezon transfersiz başlayacağız. Serbestte bir tane oyuncu var. Sinan Çetin diye kaleci 50 overall. Bizimkilerden daha mı iyi? Hayır değil o yüzden ilk sezon transfersiz başlıyoruz. Ben bütün ayarlamaları yapıyorum. Kontratları bir sene uzatıyorum. Sonrasında orta sıralar da yeter. Bu sene için muazzam hedeflerim olmayacak belli ki. Bir de şunu söyleyeyim. Burada tanıdık bir oyuncu da buldum. Gökay İravo sanki Fenerbahçe'de oynamış mıydı? Altyapısından mı yetişmişti? Öyle bir şeydi. Samet Eker sene sonunda futbol bırakıyor. Zaten yeni sezonda bu takımın neredeyse her şeyi değişecek. Emre Işık için Elazığ'dan teklif geldi. 370 bin euro. Gidecek. Oyuncularla hala kontratları tamamlayamadım. Bir de yeni bir antrenör antrenör almamız gerekiyor. Emre gitti. Çok hızlı bir şekilde. Kasımpaşa'dan gelen kaleciyi geri gönderdim. Bizim kaleciler daha iyi hem de daha iyi gelişirler. Sistemi de önümüzdeki sene değiştireceğim. Bu sene sadece bir tane 8 numarayı 10 numara yaptım. Pek kullanmayı düşündüğüm sevdiğim sistemlerden biri değil. Can Morgül için teklif geldi. 370 bin euro. Emir Can satılmayacak. Stoper'de oyuncu sayımız çok fazla değil. Can Morgül de gitti. Ordu'da. Transfer'de Amasya'da bitti. 2 tane oyuncu gönderdik. Oyuncuların kontratlarını güncelledim. Kadro zaten bu şekildeydi. Sene sonuna gidiyoruz. İlk sene sonumuz TFF 3. Lig'de 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 da mağlubiyetle 9. olduk 36 puanla. Sadece 3 puan farklı 6.lığı yani playoff'u kaçırdık. Playoff'a gitseydik bir şeyler yapabilir miydik emin değilim. Bu sene hakkında çok büyük beklentilerim zaten yoktu. Bütün planlama önümüzdeki seneye yönelik. Kupada 1. turda penaltılarla bir galibiyet aldık. 2. tura geldiğimizde ise penaltılarla eğlendik. Buranın şampiyonu Fenerbahçe. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Barça. Hatta yarı finalde Barça Galatasaray'ı yenmiş. Galatasaray Saray'ın turladığı rakipleri de gösteriyorum. Avrupa Ligi Liverpool, Konferans Ligi ise Aston Villa'nın. Sene sonu itibariyle de overall'lar görüntüde. Takımda ilk sezon müthiş gelişmeler oluyor. Yama'daki her takım da bu şekilde ilerliyor. Oyuncular kendi overall'larını bulana kadar artı yediler, artı sekizler, artı dokuzlar bambaşka seviyeler görebiliyorlar. Bu sene çok iyi gelişimler var mıydı? Evet vardı. Artı on bile varmış Forvet'te ve Forvet'imiz Asur 16 gol 1 asistle oynamış. Sonrasında Talha, Çağatay, Tuncay diye devam ediyor liste. En değerli oyuncumuz ise Çağatay Yağlıdere. İlk sene itibariyle 1 milyon zarar ettik. En fazla Çağatay'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Gol kralları listesine geldiğimizde 5. sırada Altunel var bizden. Asist kralları listesinde Talha Mayhoş 3. Gol yenmeye maç sayısında kalecimiz maalesef listede yok. Ya kaleciden dolayı böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı ben tahmin etmiştim. Overınlar çünkü çok düşüktü kalede. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 3 milyon euro. Hedef serbestten Türk futbolcular getirmek. Zaten burada ayarlı. Hadi gidelim bakalım kimler var. Kaleci transferiyle başlayacağız. Serbestten Aydın Bayi istiyorum. 30 yaş 63 overall. Bu ligde çok iş yapacaktır. 4000'de maaş teklif ettim anlaştık. Herhalde ilk sezonun en önemli kazanımı Hamza'yı takman olacak. Serbeste düşmüş 19 yaş 61 overall'da. Bu adamı geliştirirsek kendisi ilerleyen dönemde bambaşka seviyeye gelir. Bu sene taktiksel vizyon değişiyor. Tiki taka. Yeni bir antrenör geliyor orta sahaya. Sistem değişecek kesinlikle bunu oynamayacağız. 4-3-3 rölanti ama bir tane ofansif orta sahayla. Bir tane sabeke ihtiyacımız var. Erhan Kartal 31 yaş 64 overall'da. Orada ciddi bir problem var takımda. Kendisiyle 3 yılını anlaştık. Stopere kaliteli bir oyuncu Gökhan Akkan 25 yaş 65 overall'da. Bizim elimizdeki stoperlerden çok daha iyi. O yüzden kendisiyle 3 yıllık kontrat. 5000'de maaş. Defansif orta saha için eski Fenerbahçeli Oğuzkan Güçtekin. 4 yıllığın anlaşmaya çalışacağız. Maaş konusunda biraz düşük teklif edeceğim. Önerilen maaş 7.3. Ben 5000 dedim anlaştık. Forvet rotasyonu için Hamza Küçükköylü. 28 yaş. 62 overall. Bu adamla anlaşabilsek bir yıl diyecektim de sözleşme süresini. Minimum 2 yapabildik. Önümüzdeki sene gitme ihtimali çok yüksek. 4000'de maaş Tuncay Fındıkçı için teklif var. Orta sahaları göndereceğiz. Hamza'nın oynaması lazım. Yine Sabek için önemli bir isim Furkan Metin. En azından bu adamı geliştirmeyi deneyeceğiz. 22 yaş. Yaşı çok genç. Altın Ordu geçmişi olma ihtimali var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Anlaştık. Hücum rotasyonuna Batuhan Çelik. 19 yaş. 61 overall. Bu adamın oynayabilmesi adına birkaç bir şey yapacağım. Geliştirmek isterim. Bu arada Batuhan Çelik 24 haftada sol kanat yapabilirsiniz biliyoruz Sol kanat rotasyonu için ideal bir oyuncu olabilir. Gerçi orada Çağatay Yağlı Dere var. Genç bir isim. Sağ kanat diyeceğiz. Erhan Kartal'ı sol beke çekeceğiz. Bizim Forvet'e önemli bir teklif geldi. Ben bu adamı satmam ama kiralamayı belki deneyebiliriz. Batuhan Ayvas satılacak. Mücahit gidebilir. Yedek kalecilerden biri. Tuncay Fındıkçı satıldı. Kadir Karış'a 1461 Trabzon'dan teklif geldi. Mücahit için bir teklif de Etimeskut'tan. Batuhan Ayvaz Iğdır'da. Asura iki tane kiralama teklifi. Hatta ikincisi İtalya ikinci liginden geldi. Burahan Tuncay'a 600 bin euro teklif var. Semih Hacar'ı istiyorlar. Orta sağ kalmayacak bu takımda. Mücahit gitti. Kadir Karış satıldı. Semih Hacar Minaj'da. Burahan Tuncay Spartak'la anlaştı. Emircan Ataş'a teklif var. Genç oyuncu gitmeyecek. Hakan Kuş transfer olacak. Kubilay serbestli göndereceğim. Takasta oyuncu istemiyorum ama. Özgür Özdemir'e de teklif var. Stoperleri bu sene göndermeyeceğiz. Bir tek Onur Şirin gidebilir. Bu adamın da yaşı yüksek. Overall'ı düşük. Rotasyonda da iş yapmaz. Kubilay Serbest satıldı. Hakan Kuş Afyon'da. Erhan Kartal'ın mevkisini değiştirdim. O artık sol bek. Yalnız sol bek olunca adam artı 4 arttı. Biraz fazla değil mi ya? Neden peki? Cuma Ali Üzüm'e teklif geldi. Asur gitti 12 aylığına. Onur Şirin satıldı. Bu sene bir türlü gönderemediğim isimlerden biri Gökay serbest bırakıldı ve takım kadrosu hazır. Elimizdeki kadro yedekler şu an 18 kişi kaldık. Bir tane daha transfer yapacağım. O transferde stoper rotasyonuna Furkan Taşdemir. Transferi de bu şekilde kapatıyoruz. İşte Amasya Spor'da bu sene gidenler ve gelenler tam liste görüntüde ciddi anlamda şampiyonluk için önemli transferler yaptık. Bundan sonra hedef orası. Hedef şampiyonluk. Bir de transfer görüşmesi kalan bir futbolcu vardı. Cuma Ali Üzüm, o da gitti. Pozisyon değişikliğimiz var. Batuhan sağ kanat oldu. Sene sonu yaptık Amasya. TFF 3. Lig grup 3'te 54 puanla şampiyon. Yani TFF 2. Lig'e gidiyoruz. Türkiye Kupası'na bu sene 3-2'lik galibiyetle başladık. Bergama'yı yendik. İkinci turda Karaman'ı 2 ile yendik. Üçüncü tura geldiğimizde penaltılarla Karaköprü'yü eledik. Dördüncü tur penaltılarla 24 Erzincan Spor bizi eledi. Şampiyon Galatasaray. Süper Kupa Barça, Şampiyonlar Ligi Manchester City. Avrupa Ligi bu sene Frankfurt ve Konferans Ligi ise Chelsea'nin. Sene sonu itibariyle overall'lar. Kalede artı üçlük bir gelişim gördük. Neredeyse bütün maçlara da Aydın çıktı. Erhan Kartal sene başında pozisyon değiştirdiği gibi gelişmişti. Onun dışında gelişimlerde Furkan Metin'in artı dördü kıymetli. Önümüzdeki sene TFF ikincilikte de Furkan Metin, Oğuzkan Güçtekin, Hamza Takman, hatta Batuhan Çelik gibi isimler bu takımı sürükleyecekler. Batuhan Çelik'in artı altısı vardı. Batuhan Çelik'ten beklentiler çok yüksek. 32 maç, 20 gol, 6 asistle oynamış. Muazzam bir performans. Bu takımı TFF ikinci lige çıkardı. Diğer oyuncular da şu şekilde de görüntüde. Değer bakımından Batuhan Çelik takımın en değerlisi. Bir yandan 1.5 milyon euroker En fazla Batuhan Çelik'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. TFF 3. Lig'de gol kralı Batuhan Çelik. Asist kralı Oskan Güçtekin. Gol maç sayısında ise kalecimiz Aydın Bağ 6. Fena değildi. Yeni sezona başlıyoruz. TFF 2. Lig'deyiz. Hedef tabii ki burada şampiyonluk olacak. Kırmızı grupta mücadele edeceğiz ve kırmızı gruptaki takımlar görüntüde. Playoff'tan bazen çıkılamıyor o yüzden o şampiyonluğu almak zorundayız. Bu bağlamda çok sağlam futbolcular transfer edeceğiz. Emirhan Topçu stopere gelecek. 70 overall'da kendisi. Bence 1. lige çıktığımızda da Emirhan'ın yerine stoper aramayacağız. 11.000 önerilen fazla 7.000'e ikna ettik. Geçen sene de serbestteydi. Adam bir yıldır kulüpsüz. Dedim ki buna gönlüm razı değil. Umut Meraş'ı beke getireceğiz. 2 yıllığına anlaşma. Birincilikteyken de oynar. Umut Meraş Amasya'da. Bu adam bir şekilde rotasyona katmam lazım. Orta sahada olmaz ama ofansif orta saha olabilir. Mevlütan Ekelik. 20 yaş 63 overall'da kendisi artık Amasyalı. Hazır ofansif orta sahada da boşluk varken Mevlutan Ekelik 8 haftada ofansif orta saha olabiliyor. Bana biraz fazla geldi. Hamza Yiğit Akman'ı ofansif orta saha yapacağız. Şöyle bir şey yapsak olur mu? Batuhan Çelik yeniden Santrafor'a geçse. Çünkü bu sene Santrafor anlamında iyi bir isim bulamadık. Kanat getireceğim. Yaşı ilerlemiş. Amasya onu bir şekilde ikna etti. Ali Akbunar sol orta sağ olarak görünse de kanada çekilecek sol kanat ya da sağ kanat. 13.000 çok fazla 8.000 maaş teklifi Halil geldi. İkincilikte de hedef kesinlikle şampiyonluk olacak. Ama şöyle kötü bir şeyden bahsedeyim kaleci bulamadık maalesef. Ali Akbunar'a geldiğimizde kendisi 2 haftada sağ kanat. Aydın Bağ yerine iyi bir kaleci lazım bize. Bu adam gelişmiyor da. Takıma bir sol bek daha gelecek. Cemali Sertel'i Amasya'ya getireceğiz. 25 yaşında 70 overall'da hedefler gayet büyük. Önemli soru başarabilecek miyiz? Çok ucuza geldi 5.6 bin. Bir de Cemali acaba stoper olabiliyor muydu hatırlamıyorum. Onu kontrol edeceğim. Cemali Sertal 2 haftada stoper olabiliyor. Güzel haber. Bir yandan yeni bir antrenör geliyor savunmaya. Yedek kaleciye teklif var. O da gitmeyecek. Kaleci gönderemiyoruz. Çünkü yok piyasada. Erhan Kartal'a 1 milyon euro teklif geldi. Sol beki bu sene göndereceğiz. Hamza Küçükköylü'yü istiyorlar. 530 bin euro. O da gidecek. Hücumda taşlar yerinden oynuyor. Erhan Kartal satıldı Hamza için Metalist Karkiv'den de teklif geldi Bir dönem Metalist ne takımdı ama Bizimkilerin başına bela alıyordu genelde Türk takımlarının Hamza Küçükköylü gitti Cemali Sertel stoper Batuhan Çelik Santrafor, Hamza Yiğit Akman ofansif orta saha, Halil Bunar sağ kanat ve Amasya'da transfer bitti İşte gelenler ve gidenler. TFF 1. Ligi adımımıza attığımız an yabancı oyuncu transfer etmeye başlayacağız. Hala ciddi sıkıntı var. Planladığım 11'de kesinlikle bu şekilde. Umarım bu adamlar oynar. Sene sonu TFF 2. Lig kırmızı grupta şampiyon Amasya Spor ve TFF 1. Lig'e gidiyoruz. İnanılmaz bir yarış geçti. Altay'la İskenderun'la sadece bir puan fark vardı ama kazanan biz olduk. Şimdi UEFA'da Süper Kupa City bu arada Türkiye Kupası'na katılamadık. Şampiyonlar Ligi'ni Milan aldı. Avrupa Ligi'nde Benfica zaferi var. Konferans Ligi ise Real Betis'in. Sene sonu itibariyle overall'lar takımda birçok futbolcu 70'e ulaştı. En azından 11'de. Kaleci hiç gelişim göstermedi. Seneye yeni bir kaleci. Umut Meraş artı bir demiş. Yine takımdan ayrılan isimler var. Yeni sezonda bu kadroyu birincilik seviyesine getirmem lazım. İmran Topçu'nun artışı çok iyiydi. Artı 4 dedi. Umuyorum ki gelişimi bu şekilde önümüzdeki senede devam eder. Sabek transferine ihtiyacımız var. 6 numaraya ihtiyacımız var. Bir yandan 10 numarada Hamza Yiğit Akman. Çok iyi gidiyor. Artı 6 daha dedi. Kanat transferi de gerekecek. Önümüzdeki sene bakalım ne olacak orada bilmiyorum. Batuhan Çelik'in artı 5'i çok kıymetli. Kendisi gelişmeye devam ediyor. 22 gol 6 asistle takımında en iyisiydi. Halil, Çağatay, Furkan Metin, Hamza Yiğit Akman diye de liste devam ediyor. En değerli oyuncu Batuhan Çelik. Bu sezon kulüp yine zarar etti. En fazla Batuhan Çelik'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. TFF ikincilikte gol kralı bizden çıktı. Asist kralı listesinde bizden kimse yok. Gol maç sayısında kalecimiz 6. Bekle bizi TFF 1. Lig. Amasya'da yeni sezon başlıyor. 1. Lig'deyiz. Gelin şu an birinci ligde hangi takımlar var onlara bakalım. Bu lig işte sert geçecek bir lig. O yüzden kalecimiz iyi olmazsa süper lige çıkamayız. Çok net konuşayım. 6 milyon euro mevcut bütçemiz var. Kadro fena değil. Daha iyi isimlerle takviye yapacağız. Bizi Süper Lig'e çıkaracak kaleciyi buldum. Günay Güvenç serbestte düşmüş. 74'te overall'ı var. Bence çok iyi. Özellikle bu seviyede. İlk transferimiz o. Sabek'te genç bir İtalyan oyuncu deneyeceğiz. Tommaso Barbieri. 23 yaşında 70 overall'da. Ne kadar gelişeceği konusunda hiç fikrim yok. Baktık gelişmiyor önümüzdeki sene göndeririz. Sol bek için Serkan Emrecan Terzi 22 yaş 66 overall'da. 4 yıllığına gelecek rotasyon oyuncusu olarak. Hani orada mi, oynamaz mı bakacağız. Sağlam bir stoper. Çek Keita. 23 yaş 75 overall'da. Bu lig için yıldız sayılabilecek isimlerden biri. Keita da an itibariyle Amasya'da. Şampiyonluk kadrosunu kuruyoruz. Defansif orta saha için Ryan Flamingo 76 ile oynuyor. Yine çok yıldız bir isim gelecek. Birincilik için. 10 maaş talep etti. 4 yıllığını anlaştık. Sağ kanada Brezilyalı Kaiki'yi çekeceğiz. 23 yaşında 73 overall'da. Hani yaş overall bakımından muazzam bir seviye değil şu an. Çok genç olsaydı 70 overall iyiydi ama 23 yaşında. Bundan sonra ne kadar gelişeceğine bakacağız. Emin değilim yani. Beklentiler büyük olmasın. Deneme yapacağım. Çünkü bu adamın da ne kadar gelişeceğini bilmiyorum. Belki de sadece rotasyonda oynayacak. Ebrahim Yeboa. 19 yaş 66 overall. İkinci kaleciyi de çok sağlam bir isim olarak seçtim. Muhammed Şengezer. Günay Güvenç'in yedeği olacak bu takımda. Çok iyi kadro oldu. Asura 1.2 milyon euro teklif geldi. Bu adamı göndereceğiz. Emircan Ataş gidecek. Emirhan Topçu gitmeyecek. Kaptan şu an o. Supi daha iyi göndereceğiz. Kendisi de artık bu takımda kalmayacak. Supi için bir teklif daha geldi. Asur satıldı. 1.2 milyon euro karşılığında. Emircan Ataş gitti. Aydın Baya Samsun'dan teklif var. Halil Akbunar'ı istiyorlar. Halil bence bu sene bir tecrübe yani Halil'in gitmesi mantıklı olmaz. Gökhan Akkan takımdan ayrılmak istediği için göndereceğiz. İstediğim ücret 1.7 milyon euro. Pay eklediler tamam. 12 ay kontratı kaldı. O yüzden %3 paya razıyım. Yeni bir antrenör kaleye. Antrenör sayısı çok az. Supi daha gitti. Burkan Taşdemir'e 2 tane teklif var. Rotasyonun da overall'ını arttırmaya çalışıyorum şu an tamamen bu yönde transferler yapıyoruz. Aydın Samsun'da. Bir yandan Gökhan Akkan satıldı. Burkan Taşdemir de gitti. Simülasyonda bazen bambaşka işler yapabiliyordu. Christoph Piontek. Bu adam Başakşehir'den serbestte düşmüş. Hemen Amasya geldi aldı. Tabi bizde oynayabilecek mi? Önemli sorulardan biri de bu. Amasya'da transfer bitti. İşte gidenler ve gelenler tam liste. Değişik bir yapı oluşturduk. Bu sene performanslara bir bakmak lazım. Sezon sonu Trendyol birincilikte şampiyon ama Asya 74 puanla Süper Lig'e gidiyoruz. Bu arada bu sene de kupada yoktuk ama önümüzdeki sene kupada olacağımızı ben düşünüyorum. Süper Kupa Milan'ın Şampiyonlar Ligi Bayern Münih, Avrupa Ligi bu sene Paris Saint Germain ve Konferans Ligi Wolfsburg. Sene sonu itibariyle overall'lar kadro Süper Lig seviyesine doğru adım adım gidiyor. Bir yandan Günay Güvenç eksiki düşüş gösterdi. Bu sene takımı Süper Lig'e çıkardı. Sonrasına bakacağız. Umut'un artı ikisi, Emrecan Terzi'nin artı üçü vardı. Stoper hattında çekkey Keita artı üç gelişte. Onun gelişimini yakından takip etmek lazım. Barbieri de aynı şekilde. Bu sene artı 4 dediler ama önümüzdeki senelerde ne olacak? Flamingo'nun artı 2'si çok idare. Önümüzdeki senede artı 2 derse 80'i bulur. Hamza'yı takmam biraz yavaşladı gelişim anlamında. Sonrası için düşüneceğiz. Eğer ofansif orta saha ihtiyacı doğarsa bir şey diyemem. Kayke artı 4 gelişti ve bunu yaparken sadece 9 maçta görev aldı. Halil bunlar sağ kanatta formayı bırakmamış. Bir yandan Batuhan Çelik'in artı 3'ü vardı. Performanslarda da yine Batuhan, Hamza Çağatay ve Flamingo diye liste devam ediyor. Abi Çağatay ve Hallak Bunar'ın Kayki'den formayı almış olması. Piontek'in sadece 3 maçta görev almış olması. ilginç gelişmelerdi. Kayki takımın en değerli futbolcusu bu arada. 16.500. Bu adam o kadar az maçta oynadı ki 8 milyon Euroker En fazla Batuhan Çelik'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan birincilikte gol krallığında Batuhan Çelik bizden ikinci, Rayman Ay 1. Asist krallığında yine Sivas'tan lider var. 2 3 bizden. Gol yemeyen maç sayısında Günay Güvenç 4. Bekle bizi Süper Lig. Yeni sezon başlıyor an itibariyle Süper Lig'deyiz. Gelin Süper Lig'de kimler var ona bakalım. Bandırma, Eyüp, Göztepe, Manisa Futbol Kulübü. Tabi yıllar içerisinde süperlik biraz değişmiş. Bu sene bütçemiz ne kadar? 11 milyon euro. Çok büyük bir bütçe değil ama haftalık bütçeye çevirdiğimizde yeterli bir bütçe gibi. Gerekirse birkaç tane de oyuncu satarız. 12 tane yabancı oyuncu alabiliyoruz. Böyle bir özelliği var bu senenin. Ona göre transfer yapacağız. Özellikle hücum hattına çok iyi oyuncular bulduğumu söyleyebilirim. Çok potansiyelli isimler. Romero onlardan iyi ki. 22 yaş 81 overall'da serbest kalma bedeli eklemeye çalıştı, reddettim. Maaş talebi 21.000 euro, 4 yılda anlaştık. Forvet ve ofansif orta saha olarak düşünebiliriz. Ofansif orta sahaya yanlış hatırlamıyorsam kolay çekiliyordu ama. Tabi biz onu transfer edene kadar yıllar biraz geçti. Esposito Amasya'da. Kimi hangi mevkiye çekeceğim o kadar çok değişecek ki. Elias Sebensegir. Merkez Forvet ve 81 overall'da. Müthiş bir yetenek daha bulduk. Onunla da 4 yıllığını anlaşacağız. Hücumu herhalde tamamlamak üzereyiz. Benden söylemesi 20.000 maaş 20.5 istedi. Anlaştık. Yine bir kanat oyuncusu Ernest Poku 23 yaş 77 overall çok önemli rol istedi. Onunla da 4 yıllığına imza atacağız. Serbest kalma bedelini reddet Önerilen maaşına geldiğimizde ise 17.000 dedim Anlaştık Şimdi kim hangi mevkide oynayacak Günün sorusu Bence Luca Romero'yu çok rahat bir şekilde Sağ kanada çekebiliriz Gerçi bu adam ofansif orta sahada da oynayabiliyor Bu adam sağ kanat olsun Ernest Poku'yu sol kanat yapacağım Elias Bensegir Kendisi iki haftada santrafor oluyor. Sebastiano Esposito 4 haftada ofansif orta sahaya çekiliyor. Gelelim Hamza iyi takmanı artık orta saha olamıyor. Bu adam ofansif orta sahada öyle kaldı. Biz bu gelişle Batuhan Çelik'i de forvette yiyebiliriz. Batuhan Çelik kendisini yedirecek mi? Sol bek için çok yetenekli bir isim bulduğumu söyleyemem. Laziri diye bir isim. 23 yaş, 73 overall'da daha önce hiç kullanmadım. O yüzden ne kadar gelişebileceğine dair hiçbir fikrim yok. Daha iyisini de maalesef bulamadık. 13.000 çok oldu. 10.000 maaş, 4 yıllık kontrat. Hücum hattıyla defans hattı arasında dağlar kadar fark var şu an. stopere bir tane transfer yapacağız. Brezilyalı Rodrigo Guts. 26 yaş 76 overall. Daha iyisini bulmayı isterdim ama yok. En fiyat performans bu gibi. Yine ofansif orta saha için bir oyuncu daha gelecek. 79 79'da oynuyor. 3 yıllığına Amasya ile anlaşacak. Sene sonu geldiğinde bazıları memnun olmayacak. Çünkü hepsi çok önemli istiyor ama Gerard bu sene oynar mı göreceğiz. Kim gelişirse. Ya ben ne zaman görsem kendisi serbestte yer alıyor. Arthur 30 yaşında 79 overall'da. Amasya'ya çok önemli bir Brezilyalı gelecek. 8 numarada böyle bir eksiğimiz vardı. 21 bin euro karşılığında da anlaştık. Bence ilk 5 takımı kurduk. Tek bir soru işareti var. Kale. Günay düşüyor. Muhammed Şengezer herhalde formayı alacak. Gelart konusuna geldiğimizde ise bu adam farklı mevkilere çekilebiliyor mu? Kanat oyuncusu yapılabiliyor ama 22 hafta sürüyor. 11 hafta sonra Santrafor olabiliyor. Şöyle yapacağız. Joe Gelart da Santrafor'a geçecek. Asıl Santrafor da bizim Batuhan Çelik var. Bu adamı sol kanada atacağız. İşler biraz karıştı. İyi Türk oyuncu bulamadık bu sene. Piontek için Fenerbahçe'den teklif var. 2.9 milyon euro. Umut Meraş'a Stabükreş'ten teklif geldi. 1.6 milyon euro. Ömer Aydemir 390 bin euro karşılığında gitmek üzere. Piontek satıldı. Umut Meraş gitti. Ömer Aydemir takımdan ayrıldı. Olan arada Hamza'yı takmana olacak ya. Bu adam orta sahi çekemiyor muyum yeniden? Ofansif orta sahada çok zor oynaması. Ebrahim Yeboa için teklif var. Günay Güvenç'i Beşiktaş istiyor. Burkan Metin satılacak. Halil Akbunar'a da İspanya'dan teklif geldi. Yeboah gitti. Burkan Metin Adana'da. Halil Akbunar İspanya'da. Yeni sezon itibariyle Günay Güvenç'te yeni kontrat imzalanmayacak. Tam 12 tane yabancı oyuncumuz var. Bu arada Ben Segir Santrafor. Ernest Boku sol kanat. Luca Romero sağ kanat. Mevlüt Anekeli Tüvent'e satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Safa Canan'a teklif var. 570.000 bin euro. Bir yandan Çağatay'ı da kiralamak istiyorlar. Hem de satın alma opsiyonuyla alabiliyorlarsa alsınlar. Safa Canan için bir teklif daha geldi. Maaşı sıkıntı yaratıyor. Bir teklif daha var. Ekelit Twente'de Çağatay Yalçın'la Porto ile anlaştı. Safa'da gitti. Transfer Amasya Spor'da bitti. İşte gidenler ve gelenler tam liste görüntüde. Süper Lig'e hazır bir kadro var. Amasya'da hala dediğim gibi tek soru işareti kale. Onun dışında oyuncuları yakından takip edeceğiz. Neler yapacaklar? Sebastiano Esposito pozisyonunu değiştirdi. O artık ofansif orta saha. Gelar santrafor oldu bu arada. Diğer oyuncuların pozisyonlarını da bekliyoruz değiştirmeleri için. Mevcut 11 sene sonuna gidiyoruz. Sezonu tamamladık. Amasya Süper Lig'deki ilk sezonunda 69 puanla 5. oldu. Şampiyonun bir hayli uzandayız. Önümüzdeki sezon toparlamak lazım. İyi bir kaleci transferiyle ilk iki neden olmasın. Türkiye Kupası'na artık ikinci turdan başlıyoruz. Alanya'yı 2-1'le yendik. 3. tura geldiğimizde Ağrı'yı eledik. Dördüncü tur Elazığ'ı geçtik. Çeyrek finalde Kasımpaşa'yı dağıttık. Yarı final Trabzon'u yendik ve şampiyon Amasya Spor oldu. Finalde de 2-1'lik galibi aldık. Bu Süper Kupa Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi VRL, Avrupa Ligi bu sene Lille, Konferans Ligi ise Atalanta'nın Seneye Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Bizim için çok kıymetli. Oyuncuların overall'ları da görüntüde. Romero'da keskinlik yok. Sağ kanatta kim oynadı? Kayki. Hadi bakalım. İlyas Bensegir oynayamamış. Gelart oynamış. Çok ilginç simülasyon performansları. Batuhan Çelik sol kanat oldu nihayet. Biraz uzun sürdü onun sol kanat olabilmesi. Önce gelişimler. Odağımı kaybetmemeliyim. Günay Güvenç bu sene kaleyi korudu. Muhammed sadece iki maçta oynamış. Yeni sezonda yeni bir kaleci. Laziri artık 4'te iyi bir gelişim gösterdi. But kötü bir stoper. 77 oldu. Keita takip ediliyor. Artı 2 artı 2 devam edecek herhalde bu gidişte. Arthur'un yerine yeni bir orta saha bulunabilir. Esposito sadece artı 1 dedi. Hamza iyi takman artı 2. Orta sahaya da çekilmesi için çok hafta var. Gerçi burada rotasyonda da oynamış. Onu da söylemek lazım. Poku çok iyi gelişti. Romero'nun sadece artı 1'i vardı. Beklentiler Romero'dan çok yüksekti ama herhalde rotasyon oyuncusu olacak bu gidişte. Çünkü Kai Kaiki geliyor. Kaiki artı 3 dedi bu sene. Benseger'in transfer isteği var. Elias'a Benseger'i gerçekten bu hale nasıl getirdik bilmiyorum. Performanslarda Boku, Kaiki, Esposito, Gelart. Değer bakımından da Elias'a Bensegir takımın en değerlisi. Acaba adamı farklı bir mevkide mi kullansam diyeceğim de artık o işte geçti. Bu adam Santrafor. Tamamen. Sene sonu 85 milyon Euroker. En fazla Romero'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Ama size taraftar şu an şey diyordu. Romero'nun formasını aldık ama adamı da oynatmadılar. Süper Lig'de gol krallığı listesinde Poku bizden 13. Asist krallığında 13-15 hatta 4. bizden Esposito. Esposito da liderliği paylaşıyor. Gol maç sayısında ise Günay Güvenç 7. Kötü değil ama yeterli mi? Kesinlikle hayır. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 23 milyon euro. Hedef kaleci. Bir tane stoper. Belki bir orta saha. Hedef çok. Onun öncesinde yeni antrenör getirebiliyor olmamız lazım. Orta sahaya 4 yıldız. Kaleci denememiz. İspanyol Alex Padilla. 24 yaşında 76 overall. Neler yapabileceğini göreceğiz. Amasya kendisine 3 yıllık kontrat teklif etti. Serbest kalma bedeli yok. 13.000'de maaş. Ya bu adamı alacağım. Ya kullanacağım. Ya da bir yere kiralık olarak verip önümüzdeki senelerde yedekte tutacağız. Enkun sol kanat beki ama sol kanat bekinde kalmayabilir. Serbest reviyatlarda çok fazla regen futbolcu transfer etmem. Şu an bir istisna yapmak zorundayız. Genelde maksimum bir tane transfer ederim. Stoper ihtiyacımız var. Martinho Martins Portekiz'de geldi. Stoper bulunmuyor çünkü. Niye Sen Kunku? Farklı bir mevkiye çekiliyor mu? Hayır. Bu özelliklerle çekilemiyor. Hatta oyuncu 275 haftada sol bek oluyor. Çok kötü patladık. Kiralık listesine ekle. Martinho Martins'ten beklentiler yüksek ama. Zaten büyük potansiyeli var. Zaten 80 overall'da 3-4 seneye 86-87 civarlarında olur. Ben Sekir'i hem Galatasaray hem Ajax istiyor. Adamı satmamak için direneceğiz. Romero o da gitmeyecek. Gidecek isimler bunlar değil. Şimdi Inter Enkunku'yu kiralamak istiyor. Tamam gel artık gidecek Mainz'da görüşeceğiz. 44 milyon euro çok az arttırdılar. 41.9 37.9 Rodrigo Gut için de Takas'ta bir oyuncu teklif etti PSV, onu kaldırsınlar anlaşalım. Yani Senkunku'yu Dortmund da istedi, 38 milyon euro teklif var Gelarta. Gut için 12 milyon euro Everton'dan, 12.8 de PSV. Ben Segir'in önündeki engeli kaldırdık. Gelart çok yanlış tercihmiş. Rotasyonda da oynardı bence. Niye gidip 11'de forma veriyorsun ki asistan? Enkunku da Inter'de. Tam olarak 12 tane yabancı oyuncumuz var yine. Bu da Amasya'da transferin bitmesi demek. İşte gidenler ve gelenler. Bundan sonra çok daha fazla seçeceğiz. Avrupa Ligi Playoff Rapid Wien Rakibin kadro Biz onlardan daha iyiyiz Yalnız Hedl iyi bir kaleci Rapid Wien'de 2-2 bitti ilk maç Ben Seger'in golleri yetmedi Defans hattında biraz sıkıntı var Elimizdeki kaleci de ne kadar simülasyonda iyi Bunu da test etmiş olacağız 2-1 ile Avrupa Ligi'ndeyiz Esposito ve Poku Avrupa Ligi G grubu Bilbao, Las, Kopenhag Dengeli bir kura Bilbao ile liderlik için oynayacağız İnancım bu yönde Avrupa Ligi G grubu 9 puanla 3. olduk. Kopenhag lider Bilbao 2. Biz konferans liginde yolumuza devam edeceğiz. Rakip Mituland. Geldik deplasmana. Maç 1. Mituland mi yoksa Amasya mı? 4-2'lik galibiyet. İç sahadayız. Tur atlamak istiyoruz. 1-0 kaybetsek de son 16 geldi. Son 16 Bologna ile oynayacağız. Trabzon, Fenerbahçe yollarına devam eden diğer Türk kulüpleri. Rakip görüntü de bu sefer tabi sert bir rakip. Kendimiz 3 birlikte galibiyet Ernest Poku, Esposito. Sıra geldi deplasmana. Kaybetsek de yine kaybettik ikinci maçı. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final Young Boys. Young Boys'un 11'i. Kesinlikle kazanmaya geldik. İlk maçtan bitirmemiz gerekiyor. Olmayacak sonuç. İkinci maçta elleri ayakları birbirlerine giriyor bu takımın. Birbirine. Eğlendik herhalde. Şu ana kadar gördüklerim Amasya eğlendi diyor. İç sahadayız. Amasya'dayız. Kendi evimizdeyiz. 3-1 kaybettik ben dedim. Ben dedim bu belliydi. İlk maçta kazanacaksınız abi. Bu sene demek ki böyle. İlk maçta kazanamıyorsan tur atlayamıyorsun Amasya'yla. Şaka gibi. Elendiğimiz takım da takım olsa çok daha iyi takımlar vardı. Bolonya bunlardan iyiydi ya. Sezon sonu 85 puanla ikinci sadece 2 puanla şampiyonluk kaçtı. Diyecek çok da bir şey yok. Türkiye Kupası 3. turdan başladık 3-0'la. 4. tur Sivas'ı eledik. Eti Meskut'u geçtik. İnegöl'ü yendik ama finalde penaltılarla kaybettik. Türksel Süper Kupa Galatasaray'ın maalesef gitti penaltılarla. Penaltıları sevmiyoruz belli ki. UEFA'da Süper Kupa Lille, Şampiyonlar Ligi Milan, Avrupa Ligi bu sene Napoli, Konferans Ligi ise Eintracht Frankfurt. Sezon sonu geldi. Overall'lar görüntüde. Birkaç tane üst düzey yetenek lazım takıma yoksa 3 sene bekleriz Şampiyonlar Ligi için. Bu adamlar artı 1 artı 2 derlerse sıkıntı çok büyük. Alex Padilla artı 3 de bence iyi geliştirdi gelişti. Beklediğimden de iyi gelişti bu adam. Önünde de gelişim için hala bir süre var. Laziri artı 2 demiş. Stoper attığında Keita ve Martins'in artı birleri. Yani Martins'in artı bir gerçekten çok düşük be. Bu kadar iyi overall'la başlayıp bu kadar kötü gelişim. Diyecek hiçbir şey yok. Barbieri aynı şekilde kötüydü. Bizim antrenörleri savunma hattına kaydırmamız lazım. Çünkü hücumda gelişen gelişti. Koku artı 5 dedi bu sene. Romero artı 1. Kaiki artı 2. Ben Segir artı 1. Bu adam da transfer listesinden çıkmıyor bir türlü. Bu sene bütün maçlara da çıktı. Ha performansı tartışılır mı? Evet. Batuhan Çelik çok iyi oynamış. Sol kanatta muazzam bir performans. Esposito Poku da iyi performanslar gösterdi. Arthur'un da 10 tane asisti varmış. En değerli oyuncu Poku. Sezon sonu 115 milyon euro kar. En fazla Poku'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Gelin Süper Lig'de krallara bakalım. Batuhan Çelik bizden ikinci. Asist krallığında Esposito ikinci. Gol maç sayısında Padilla 8. Kaleci diğer kalecilerden geri kalırsa ikincilik şaşırtan bir sonuç olmaz. Yeni sezona başlıyoruz. 69 milyon euro bütçe var. İlk hedef 6 ve 8 numara. Orada ciddi sıkıntı. Bu sene çok fazla transfer yapamayacağız gibi. Çünkü serbestte bizdekilerden çok daha yetenekli isimler bulamadım. Ha, orta sahada Arthur'un yerine Felix gelecek. Yaş anlamında Arthur'dan çok daha genç bir oyuncu. Belki çok kısa zamanda Arthur'u da geçer. +2 overall'a ihtiyacı var sadece. Arthur'a 20 milyon euro teklif geldi. Ben Segire Galatasaray istiyor hala. Ben Segire satmayacağız. Yeter artık ya. Şimdi antrenörlerde biraz savunmaya yönelme zamanı. 5 yıldız biri var. Hücum hattından da bir antrenörü gönderip savunmaya çekeceğiz ya da yer değiştirsek de oldu. 17 yıldızla savunmayı biraz güçlendirsinler. Bu arada Hamza Yiğit Akman orta oldu. O rotasyonlu oynayacak. Arthur satıldı. Fransa'da. Geldiği gibi oynamadan giden adam. Enkunku. Yalnız iyi de kar elde etmiş olacağız kendisinden. Sunderland'dan da teklif geldi. Muhtemelen Sunderland yapar. Niye? Senkunku gitti. Transfer bitti. Bu kadar. Bu sene planlanan 11. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda rakip Odense. İç sahada ilk maç. E tabi kazanmamız gerekiyor. Geçen seneki gibi olursa derken kaybettik 1-0. Carvalho. Biz niye böyle saçma sapan maçlarda yeniliyoruz? Sistemsel anlamda herhalde sıkıntı var takımda. Ya oyunculardan bazılarında problem var ya da başka türlü 3-0 deplasmanda kazandık. Şampiyonlar liginde playoff. Rakip Salzburg. İç sahadayız. Amasya, Salzburg. Ben Segrim, Pilbitik. 2-0 kaybettik kendimizle. Biz gidemeyeceğiz herhalde şampiyonlar ligine. İç saha sevmiyorum. Amasya'da oynamayı sevmiyoruz gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçi Salzburg'a karşı deplasmanda da kaybettik. Avrupa Ligi'ndeyiz yine. Avrupa Ligi Young Boys, Odense, Angers hedef liderlik. Avrupa Ligi'nde 12 puan liderlik geldi. Son 16'da Real Betis'le oynayacağız. Bu sene Bayern, Dortmund, Paris, Liverpool, Newcastle, Leipzig, Tottenham, Avrupa Ligi'ne bak be. Oynamasak da olurmuş. Grupta eğlense miydik acaba? Betis deplasmanı. Bu arada Betis'in altı numarası. Poku'da niye eksik eskinlik var? Kim Poku'yu yedi orada? 1-0 kaybettik Zebayos. Betis'in altı numarası da bir ara serbestteydi Somare. Poku'ya ne oldu? 88'sin sen ya. Formayı kaybediyorsan utan zaten. Benim yapabileceğim bir şey var mı buna? Batuhan oynuyor orada. Belli ki Batuhan'ın oynaması gerekiyor. Rövanşa geldik. Penaltılarla Real Bitirdi söyledik. 3-2. Batuhan 2 tane attı. Amasya'yı kurtaran adam. Al işte. Çeyrek final rakip Paris Saint-Germain. Ya bu eşleşmenin Avrupa Ligi'nde olmaması gerekiyordu bence. Pedri'yi de almışlar. Bunu da belirteyim. 2-0 kaybettik. Ne yapabilirim ki? Avrupa Ligi'ne veda maçı iç sahada. Sonuç 3-3 bitti. Elendik. Sezon sonu Süper Lig'de ilk şampiyonluk geldi 89 puanla. Türkiye Kupası'na 3. turda başladığımız gibi penaltılarla veda ettik. Karabük İdman Yurdu bizi eledi. Şampiyon Trabzon. Süper Kupa bu sene penaltılarla <laughs> Fenerbahçe'nin. Ne penaltılar kardeşim bu? Sürekli aynı şey. Penaltılarla kaybediyoruz. UEFA'da Süper Panapoli. Şampiyonlar Ligi Real Madrid. Avrupa Ligi bu sene Bayern Münih. Konferans Ligi ise Leeds United. Sene sonu itibariyle overall'lar. Takım fena değil ama iki tane yıldız oyuncuya ihtiyacı var sanki. Padilla'nın bu sene baya baya maçta oynayamaması ve artı bir gelişmesi. Gerçi artı bir daha diyecek çok kısa sürede. Onun dışında defans hattında sadece artı birler var. Barbieri artı iki dedi. Yeter mi yetmez. Flamingo artı iki dedi. O da idare etti de Felix'in artı biri ne abi? Felix bari artı iki gelişseydi. Devam ediyorum. Esposito artı iki. Poku transfer isteği gönderdi. 34 tane maça çıktı. Batuhan Çelik'te de ne simülasyon performansı varmış. Adam Poku'dan formayı aldı. Performanslarda Batuhan Çelik, Ben Segir, Esposito, Kayki, Felix, en değerli oyuncu Poku. Ya Poku şu an bu sezonların en değerli oyuncularından biri zaten. Kar 132 milyon euro. En fazla Ben Segir formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Sene sonu itibariyle Ben Segir gol krallığını paylaşıyor kosyasla Asist kralı Çelik, Batuhan Çelik. Gol yan, yan maç sayısında Muhammed Şengezer 10. E bu nasıl istatistik? Ne yaptı bizim Padilla? Eli Armut mu topladı ya? Muhammed Şengezer'in 16 maçta yaptığı istatistiği 38 maçta yapamadı. Nesin sen? Karius? Yeni sezon başlıyor. Amasya'da bütçe 105 milyon euro. Hemen yeni bir antrenör. Hücuma. 4 yıldız. Orta sahaya 5 yıldızlık isimler gelmiş. Hemen antrenör kadrosunu yeniliyorum. Bu sene transferde bir tık daha iyi isimler buldum diyebilirim. Mandela Keita diye bir MDO var. Şu ana kadar bu oyuncuyu hiç kullanmamış olabilirim. Kendisi 6 numaraya geldi. Stoperi toparlayabilecek bir isim bulduk. Jorel Hato. 24 yaşında ve 84 overall'da. 3 yıllığına kendisiyle anlaşacağız. Yalnız önerilen maaşı bir tık yüksek. Şöyle 28 bin lira anlaşsak bizim için müthiş olur. Bir tane de yeni 8 numara getireceğiz. Merkez ortası Felix. Bu adamın önerilen maaşı çok daha yüksekmiş. Bu adamlara bu maaşları verirsem bizdeki oyuncular da yeni kontrat isterler. Muhtemelen ona doğru adım adım gidiyoruz. 34.000 maaş dedim. Anlaştık. Şöyle yapacağım. Stoperdeki regen hiç gelişmedi. Stopere yeni bir regen gelecek. Christian Mayer. 18 yaş. 81 overall'da. Ya yani en azından regen deneyeceksek de yeni adam. O gitsin bu gelsin. Önerilen maaşı da muazzam. 10.000 bin euro. Romero'yu ofansif orta ortasar rotasyonuna çekeceğim. Kanatta işler çok karıştı. En azından Romero orada oynasın. Çek Keita'ya takaslı bir teklif var. Takası kaldırın. Elias'e Ben Segir'i yine Galatasaray istiyor. Yunus Akgün takasta. Her sene bir denemeleri var. Israrla deniyorlar hem de. Muhammed Şengezer gitmek istiyor. Padilla kalacak. Barbieri'ye teklif var. Poku transfer listesine kendisini ekledi ama onu da göndermek istemiyorum. Ryan Flamingo'yu bir yıllığına kiralayacağız. Martinho Martins Ajax'a gitmek üzere. Bu arada Felix'e de teklif var. 26.2 çok düşük 30.2 dedim Hiç arttırmadılar e, En azından 1 milyon euro arttırın Yok 26.2'de kaldı bu teklif Martinho Martins Ajax'ta. Cech Keita 38 milyon euro karşılığında gitmek üzere Ryan Flamingo Bayern'de Felix Empoli ile anlaşamadı Crystal Palace'dan 34.1 teklif geldi Felix'in rota İngiltere'ye gidiyor Cech Keita satıldı Felix de İngiltere'de Transfer Amasya'da bitti. İşte gelenler ve gidenler. Önemli bir değişim yaşadık. Umuyorum ki yeni gelen isimler çok iyi oynar. Poku'yu da bu sene herhalde sağ kanada çekeceğiz. Romero ofansif ortası olunca. Poku'nun solda nasıl oynayamadığını ben anlamıyorum ki. 2 hafta sürecek sağ kanat olması. Cemali Sertel'in serbest kalma bedelini ödediler. Durduk yere oyuncu gitmek üzereydi. Engelledim. Bu arada Ernest Poku sağ kanat. Şampiyonlar Ligi playoff. Rakip Helsinki. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için bu sene o sene. Romero'ya ofansif orta sahada oynatıyorum ki daha kolay o mekiğe alışsın. Batuhan attı. 1-0 kazandık. İç sağda 3-1'lik galibiyet. Şampiyonlar ligindeyiz. E grubu Chelsea, Real Sociedad, Kulüp Buruş. Liderliğe oynayacağız. Oynamak zorundayız. Bu arada şimdiden Ryan Flamingo artı 2 gelişmiş Bayern'de. Çok iyi. Bizim adamı geçti ya. Mandela Keita'yı geçti. Şaka gibi ya. Adam bizde bu kadar hızlı gelişmiyor ki. E grubunda liderlik geldi. Hatta Chelsea ve Real Sociedad elendi. Kulüp Buruş ikinci. Son 16'da Atletico ile oynayacağız. Neden? Bir soruyorum. Neden mesela Lens geçmiş Atletico'yu? Biz de eleriz o zaman. Madem öyle. Bu gazla Atletico deplasmanına geldik. Romero'nun eksi bir keskinliği var. Hala oynasın diye orada zorluyorum. 1-1. İkinci maçta her şey olabilir. Hiçbir sonuç şaşırtmayacak. Romero'nun mevkisi değişti. Kendi evimiz. Rövanş günü. Amasya'da. Sonuç 2-1 kaybettik. Batuhan'ın tek golü yetmedi. Elendik. Sezon sonu geldiğinde Süper Lig'de şampiyonluğu kaybettik. 86 puanla ikincilik geldi. Türkiye Kupası 2-1'lik galibiyetle başladık. Dördüncü turda Karabük bize 1-0'la eledi. Şampiyon Bergama. Süper Kupa'da Zafer Trabzon'un Süper Kupa'yı alamıyor muyuz? Kodlama bu şekilde mi ilerliyor? UEFA'da Süper Kupa Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt Avrupa Ligi Real Madrid Konferans Ligi ise Monaco Sene sonu itibariyle overall'lar Takım bayağı iyi bu arada Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde Çok daha iyisini yapmak durumundayız bu overall'larla Padilla artı 3 dedi bu arada Onun dışında Hato'nun artı 2'si Kıymetli Mayer artı ile 85'i buldu. Barbieri yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor. Flamingo artı 2 dedi. 84 oldu. Gel abi. Artı 3 oldu hatta gelince. 85 overall'da döndü oyuncu. Bir de 40 hafta sonra 86'ya yükselecek. Yani Mandela Keita'yı da bitirdiler herhalde. Bu adam farklı bir mevkiye de çekemiyorum. Önümüzdeki senede Mandela Keita gidecek. Felix artı 1 dedi. Esposito'nun artı 1'i vardı. Romero satılacak. Bu adamlar takımı çok mutsuz ediyor. Ben Segir'in de artı 2'si çok kıymetli. Performanslarda Elia Seven Seyir, Batuhan, Poku, Felix. En değerli oyuncu ise Poku. Sene sonu 263 milyon euro kaç. En fazla Ben forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Ben Asist kralı bizden çıkmadı. Poku dördüncü. Gol yenmeyen maç sayısında Padilla 6. Fenerbahçe'nin kalecisi Padilla'ya fark atmış. Bizimkinin simülasyon performansı anlamsız. Bu sene tek transferimiz yedek kaleci olacak Furkan Onur Akyüz. Onun dışında herhangi bir transfer yapamayacağım. Bulamadım zaten. Elimizdeki oyuncular çok yetenekli. Elimizdeki oyunculardan daha yetenekli oyuncu serbest de şu an düşmüyor. Burkan 2 yıllığına Amasya'da. Muhammed Şengezer serbest bırakıldı. Luca Romero da gidecek. Kulüp Buruj'dan teklif var. MDO'nun kalmasını istedim Mandela'nın. Romero'ya bir teklif daha geldi Burnley. Ve oyuncu satıldı Kulüp Buruj. Transfer bitti. Yeni bir antrenör daha. Hücuma. Diyeceğim de sıfır kalmış. Bu sene yeni antrenör açmamışlar. Elimizdekilere gönderip 5 yıldızları toplayacağız. Herhalde bu sene MDO'da Flamingo oynar. Sanırım. Bu sene görünen o ki Kaiki'yi göndereceğim. Kiralık olarak K2 kiralandı Napoli'ye. Tam şu an bunu belirtmek zorundayım. Sene başında hiçbir neden yokken Amasya Spor'dan kovulduk. Başka bir kulübe gidip geri geldim. O yüzden bazı ayarlar bozulmuş olabilir. Hiç antrenörümüz olmayacaktır diye düşünüyorum. Taktiksel vizyonu değiştireceksek tam zamanı. Gegen Pires yapıyorum var mı? 12 tane antrenör getirebiliyoruz. Son dönemde birçok kişinin şikayet ettiği konu ama EA'in gerçekten düzeltmekten o kadar itina ettiği bir konu ki bu. Bazen maaşları fazla verdiniz diye kovarlar. Bazen yeni transferin maaşını fazla verdiniz diye kovarlar. Yeri geldiğinde Kuzey Amerikalı futbolcu transfer etmediniz diye kovarlar. Bu sene maalesef bu sistem o kadar kötü gidiyor ki anlatamam. Son dönemdeki ilk kovulmamız da değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Hatta bir kere şöyle bir şey olmuştu. Serbest kalma bedeli eklenen bir futbol futbolcu yüzünden oyuncuyu kaybettiydik. Kayki de madem öyle geri çağırdım. Biz hazırız. Herkese yeni antrenman. Belki de bu durum bizim için şans olacak. Gördüğünüz üzere eleme turunda rakip Feyenoord. Amasya Feyenoord maç bir Takım hazır. 1-1. Deplasmandayız. Hadi çocuklar. 2-0 Poku. Ben Segir. Playoff'tayız. Playoff'ta Rangers. Rangers'ın kadro, Mirimbadu, Ilex, Moriba, Sekumara, çok fazla Regen. Regenler karşı oynuyor, hiçbir fikrimiz yok. 1-0 kaybettik Mirimbadu. Dakika 1'de gol attı ve kapandılar herhalde. Biz çok iyi oynamışız. Rangers Amasya, deplasman. 2-0 Bensegir ve Poku. Şampiyonlar ligindeyiz. Bu arada lige çok kötü başladık. 6 maç 5 tane beraberliği var kulübün. Sistem değişecek. Yegen pres olmadı. Tiki takadan çok memnundu takım. Şampiyonlar ligi Barça. Monaco, Sturmgras. Hedef liderlik Barça bu grupta olsa da. G grubunda liderlik geldi. Son 16 Frankfurt'la oynayacağız. Frankfurt görüntüde farklı bir sistemleri var. Bir de kanat oyunu oynuyorlar. Ama kazanan taraf Amasya. İç sahada bu işi bitirin. Yolumuza bakalım. 2-1 daha geldi. 4-2 çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde Leverkusen'la oynayacağız. Frankfurt'tan sonra bir üçlü savunma daha, bir kanat oyunu daha karşımızda. Bakalım ne olacak. 1-0 Laziri. Revanş günü, 1-1 yetti. Yarı final geldi. Belli ki üçlü savunma ve kanat oyununa bizim sistem çok iyi geliyor. Yarı final Manchester City. Can uzun bu arada Manchester City'nin şu an 10 numarası deplasmandayız. 1-0 Ernest Poku. Süper. Kendi evimizde minimalde hedef beraberlik. 2-2 etti. Finaldeyiz. Sezon sonu Amasya Süper Lig'de namalip bir şekilde şampiyon. Sadece 11 beraberliğimiz vardı. Türkiye Kupası'na yine başlayıp elendik. 3. turda Göztepe'ye karşı. Şampiyon Pendik. UEFA'da Süper Kupa Frankfurt. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Juventus. Avrupa Ligi bu sene Nisin. Konferans Ligi ise Benfica. Zaten oyuncularla birlikte geldik. O yüzden çok hızlı bir şekilde gelişimleri göstereceğim. Artı birden daha iyisi var mıydı? Ben Segir artı 2 dedi. Performanslarda ise Poku, Bensegir, Batuhan Çelik, Esposito. En değerli oyuncu Poku. Sene sonu 142 milyon euro cash En fazla Poku'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında iddiamız var mı? Hayır. 10-11-12 bizden. Asis kralı Poku gol yemeyen maç sayısında Padilla 1. Süper Lig'de Poku ikinci, Asis kralı Poku ve Batuhan Çelik gol yemeyen maç sayısında Padilla 1. Padilla'nın o kadar kötü senelerini gördük ki şaşırtıyor. Juventus'un kadro standart bir üçlü oynuyorlar. Livakovic kalelerinde formalar iyi gibi duruyor. Hadi başlayalım. Esposito. Şimdi Batuhan'la oynadı. Batuhan, Batuhan Pilase. Penaltıyı verdi Hakem dakika 2. Ben Seger, geldi. Ben Segir Livakovic. Esposito şimdi bir anda hızlandı. Esposito. Batuhan Çelik aldı topu. Batuhan çizgide çekti. Şimdi Ben Segir vuruş Livakovic. Git dedik ona. Flamingo. Poku'nu koşuyor yoluna. Poku. Hocam hiçbir şey yok. Atak devam ediyor. Poku. Kontrolde biraz zorlandı corner. boku orta geldi. Kafa vuruşu korner. Abi adam kontrolü yaptı. Sonrasında milita. Baya güzel itmiş. Sizce penaltı mı? Boku orta geldi. Kafa vuruşu milita. Vilahovic. Manukone. Vilahovic. Sato. İyi müdahale. Elias'e ben Segir. Baktı arkadaşlarına ama biraz çoğalmakta zorlandık. Felix, Poku, şimdi Batuhan aldı, Batuhan vurdu, Livakovic, Timothy, bir çalım Timothy'den, Ato yine kritik yerde, Jimenez bir kişiyi daha geçti, Jimenez hala top onda Barbieri, Kone Jimenez oynadı, Padilla, Ernest Poku, verdi pası Barbieri, Felix, çok iyi paslaştık şu ana kadar. Flamingo. Pasi, Felix, Bensegir, Batuhan vurdu Livakovic. Ernest Poku orta Livakovic. Batuhan Çelik. Açık alanda Batuhan Çelik gaza bastı. Batuhan Çelik hala top onda. Batuhan Çelik olmadı. Verdi pas Ernest Poku'ya. Poku getirdi, çekti. Ben oynadı. Bensegir vurdu Livakovic. Esposito iyi döndü. Esposito Livakovic. Vlahovic direkt kale out. Seger müthiş bir pas. Esposito verdi Batuhan. Nihayet Batuhan Çelik. 1-0. Fernandez geçti. Fernandes... pası da verdi. Romeo. Romeo hala topunda Hato. Ve maç bitti. Amasya 1-0 kazandı. Kaptan geldi. Flamingo. Kiralık gidip geldikten sonra çok daha yetenekli oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Amasya. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.